Aha, kart mahallesinde de Be arkadaş careful now. olduk. Tabii ki de ona da şu şakamızı yapmayı ihmal etmeden. Oh my. Is that Spanish? Oh my. Patterson girişi de çok güzel ya. Üst kata çıkalım bakalım. Aa, burası yanlış Cartman odası. Evet. This is the king's room. I don't think we're supposed to be in here. What Badırs her exactly are you zamanki looking gibi for? korkak, çekingen. Evet, bu da kartın oyuncaklarından biri. Kırdık kartın oyunu, oyuncağını. Bakalım. Yine KFC tavukları her zamanki gibi. Oo. Fate. Cartman'ın çıkardığı bir albüm. Token ve Buddies'le beraber. Bu da çok ilginç bir hikayesi vardı. Çok komikti o bölümde, hatırlıyorum. Brad Pitt Survivor Jerk It. Bu da World War Z filmine dalga geçtikleri bölümün hikayesinden bir parça. Cartman, Brad Pitt'in bu filmde tak giydiği bir atkıyı giyerek Survivor moduna giriyordu adeta. Çok güzel bir bölümdü. Her neyse, her şeyi toplayalım. Kendinden yeni bir mesaj mı? Bir bakalım. İki yeni arkadaşımız var. Evet, bu arada bu kısım da çok hoş. Tüm South Park karakterlerinin, en azından şu anki arkadaşlarımızın durum güncellemelerini görüyoruz. Prenses. Şu anlık 4 arkadaşımız var. Pek de cool değil işte, değiliz. Fate Dudu. Bu da hoş bir bölümdü. Cool. Evet. Tüm South Park karakterlerin süper kahraman olduğu bölümde Cartman da Kun adlı bir süper kahramana dönüşüyordu. Bu da onun posteri. Bir de şuraya bakalım. Asmo. Evet, burada Kun'un da giysileri var şu kısımda. Şurada Asmo. Fate R+1. Yani adeta South Park dizisiyle ilgili tüm detaylar burada diyebilirim. Asuman'ın burada olması çok güzel düşünülmüş. Badırs'ı robot olarak kandırdığı bölümde görüyorduk Asuman robotunu. Asuman robotunu. Şurada bir şeyler oluyor. Müzik çalmıyormuş, ilginç. Finger bang. Cartman, Kyle, Kenny ve Stan'in kurduğu Finger Bang grubu vardı. O grubun şarkısı şu an bu teyze çalıyor. Bakalım. Cartman'ın Kyle'ın annesiyle ilgili yazdığı şarkı. Bunu da koymuşlar, bakalım. Bir sonraki şarkı ne olacak? Açıp kapayalım yine. Evet, daha Fingerbank geldi. Burada da deniz canlıları var. Bu da South Park'ın bir bölümünde geçiyordu. Bu arada upgrade available diyor. 2 level olmuştuk gerçekten. Ama herhangi bir şey vermedim. Bakalım. Yeni bir skillimiz açıldı. Bu arada skillerimizi geliştirebiliyormuşuz. Burada da ne işe yaradığını yazıyor. Yani skill'i 2 level yaptığımızda. Her neyse, bunu geliştirelim. Rezime daha iyi gibi göründü. Perks'ler. Perks'leri elde edebilmek için de arkadaş edinmemiz gerekiyor. 3 arkadaş sonra bir perks açılacak. Magic. Şu anlık hiç büyümüz yok. Her neyse, devam edelim. Sanırım burada bakacak daha başka bir şey yok. Burada bir şey çıktı.
Phillips. Televizyon açtığımızda da aa, burasında da bir George Washington resmi var. Aa, bir dakika, orada bir araştırılacak bir yer vardı. Gözümden kaçtı. Şöyle de bakalım. Ve Clyde'dan da yeni bir mesaj var. Bu arada kartın annesinin odasına uğramayı unuttuk. Şu an aklıma geldi. Oraya da bakalım. Neler bulabiliriz. Underpants. Tam da Cartman'ın annesine yakışacak eşyalar. Bakalım. Rekbay. Antonio Banderas oldu. Yani. Oha. Her neyse, de fazla vakit geçirmeyelim. Yani şunu da eklemekte fayda var ki South Park'ın bu oyunu artı 18 yaş kitlesi için. Yani bu tarz şeylerin bulunması bir yerde normal. This is where Karma does magic. Smells like the wizard is brewing some potion in here. Some wizard stew. Oh, looks like he forgot to flush the stew. Yine aynısını yapabileceğiz mi bakalım? Yapamadık. Tekrar deneyelim. Evet, bu sefer başardık. Bakalım. Bunları toplamamızın ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok ama muhtemelen bir işe yarıyordur. Tekrar yıkanalım. Butters'ın gülüşü çok güzel ya. Hani sanırım burada daha fazla araştıracak hiçbir şey kalmadı. Bir defa daha bunu yapalım. Evet. Aa, kapı açıldı. Çok güzel ya. Çipoku mu? Yine South Park'ın çok güzel bölümünden biriydi. Çocukların çöp okumana merak sarmaları, Japonya'nın dünyayı ele geçirmeye çabası. Biraz Pokemon'la dalga geçilen bir konu bu. Pingin diye bir çöp okumanı ele geçirdik. Gelmiş geçmiş en güçlü çöp okuman ustası da olmalıyız tabii ki de. Evet, quest'e devam edelim. The wizard king says I can ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Yani klasik kartın ırkçılığı, kızıllardan nefret etmesi. Evet, burası neresi bakalım, kimin evi? Ne bulabiliriz burada? Aha, Butters'ın evi. Behold, the resident of Butters the Merciful. Bakalım Butters'ın odasına gelin. Ama ondan önce. Maybe you can talk to Butters about not holding his in all the time. Ah, Butters'ın babası. This must be the new kid. Onlar da şimdi. Tabii ki de yapmadan imal et geçmeyelim. Butters'ın gülüşü yine bizimle. Health potion. Buradan bir şey çıkmadı. Devam edelim. Butters'ın odasına falan bir bakalım. Onun odasında ne gibi detaylarla karşılaşacağız. Buraya bakmıştık. Çıkalım. Evet, Butters'ın odasındayız. Hawaii. bu da çok çok başarılı bir bölümden kalma bir hatıra. Butters'ın ailesinden kalan özel bir gücü diyelim. Her ne kadar güç olmasa da. Şöyle bir şey. Butters ve Butters'ın soyundan gelenler belirli bir yaşa geldiklerinde sinirleniyorlar ve sürekli sinirli bir halde takılıyorlar. Bunun tek tedavisi Hawaii'ye gitmek. Bu kimlik kartı da bundan kalıyor. Bakalım burada neler var. Aa, Profesör Kaos giysileri. Evet. Casa Bonita. Imagination Land'den kalan bir hatıra. Tüm hayali karakterlerin yan aldığı.
Başka da bir şey göremiyorum. En azından şu an dikkatimi çekmedi. Her neyse devam edelim. Butters'ın hamsterları. House of Laercase. Aa, Chipokoman, Monkai. Okay. Ya da her neyse. Bunu alabiliyor muyuz? Poop to pee. Bu... Çok güzel ya. Boops yazdık. Hesap makinesinden ters bakınca boops şeklinde oluştu rakamlar. Bu da hoş olmuş, güzel olmuş. Butters'ın annesinin odasına gidelim. Bakalım orada neler bulabileceğiz. Evet, girdik bakalım neler var. Dolarlık 5 ya. Güzel. İşimize yarar. Evet, sırada. Aa, burada küçük resim vardı. Küçüklük resim vardı orada. Pembe boya ne işimize yarayacaksa. Tabii ki de bunu yapmadan çıkmayalım. Umarım bu sefer tek seferde başarabilirim. Muhtemelen yaptım. Evet. Maceramıza devam ediyoruz. Şuradaymış kapı. Patrick'in küçük dizi çok güzelmiş ya. Bir ok atalım. Orada bir şey görmüştüm oyunun ilk başında. Bir hedef tahtası vardı. Oraya tekrar bir gidelim. Elimizde ok olduğuna göre bunu vurabiliriz muhtemelen. Yani öyle umut ediyorum. Bakalım. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, burada değilmiş. Diğer taraftaydı ama. Evet, burada. Aa, burada da bir Chipokuman varmış. Vurduk. Buna vurmamız hiçbir şey değiştirmiyor. Aa, demek ki Chipokuman'ı vuruyoruz. Aa, bu arada Budders'ların garajının anahtarını ele geçirmiştik. Burayı da bakalım. Evet. Yine bir Terence and Phillips çantası. Speed Potion. Level 4 Druid Gloves ve bir bisiklet. Bu bisikleti kullanabiliyor muyuz? Ele geçirdiğimiz tüm eşyalar da burada. Bakalım bisiklet kullanabiliyor muyuz? Pek umudum yok bunda ama bisikleti göremiyorum bile. Muhtemelen kullanamıyoruz. Ki kullansaydık gerçekten çok hoş olurdu. Gerçi bu eşyaları da kullanamıyoruz. Ahahaha. Evet, bir işe yaramıyormuş. Ya da en azından şu anlık bir işe yaradı mı, o işe yaramıyor da olabilir. Bakalım. Oynayıp hep beraber göreceğiz. Şurada bir çanta var. Health potion ve power potion alalım. Elflerin bölgesine doğru girdik. Ne oluyor ya? Değil mi? Bu at seslerinden sonra oyuncak arabasıyla Timmy'nin gelmesi çok güzel. Bu şekilde travel noktaları. Buradan buraya direkt olarak ışınlanabiliyormuşuz. Güzel. South Park'ın neredeyse her bölümünde Stan Kyle, Cartman ve Kenny'nin okul otobüsünü beklediği yer işte burası. Elfler. Bakalım elflerle bir çarpışmaya gireceğiz. Oo. Sizi sanırım iyi bloke ettim. Oh, zaten zırhı vardı. Elinde kalkanı vardı. İkisini de güzel bloke ettim ve kontra atak yaptım. Hey gidey, Butters. Ha, healing touch.
Evet, karakterimizi healliyoruz. Tam da bir healing taşı oldu yani. Hani. Bakalım Butterson. Members of Storms. Bu ikisine vurabiliyoruz ha. Tamam. Oo, çok sağlam Butters. Savunamadım ve kanama başladı. Bu tarz debufflar da varmış oyunda. Çok güzel. Bakalım. Burada yediğimiz debuffları ya da buffları görüyoruz sanırsam. Evet. Oo, kürük boşmuş şimdi gerekiyor. Kanamayı durdurmak için. Tabii kürk boşluğunda bir suç şişesi aslında. Bakalım yeni açılan yeteneğimizi kullanalım. Nasıl bir şeymiş? Ben şey... Aa, taş kağıt makası oynuyoruz. Oo, çok güzel, çok güzel. Oo, bir prens var orada. Sanırım bir hata düzgün bloke edemedim. Her neyse. Bir healing touch yapalım. Çok iyi ya. Şu presin içine hemen bitirdin de. Evet. Güzel. Oh. Badis'ta bir bleeding başladı. Kanama başladı. Hemen kürk boşuna içelim. Al Badis. Badis. Debuff remote. Evet. Nasıl yapalım? Bunun da zırhı varmış. O yüzden sağ tıkla saldıralım buna. Evet. Vurduk. Oo, iki atadı blokladığım için kontra atak yaptım. Güzel. Sırada Butters'ta. Butters'ın da sağ klikle atanı yapalım. Oo, düştü. Oo, iki atı da güzel bir. Biz de onu okla karşılık verelim. Zamanında bastım. Sırada Butters'ın atağı var. Butters'ın atağı da bu işi bitirelim. 45. Bonus holy damage. Ve böylelikle 3 elfi. Philips action figure. Güzel. Revive potion. Terence action Philips. Figür. Oyuncak araba. Yani bu ganimetlerin olması tam bir South Park'ın havası çok güzel uyumuş. Yani neticesinde çocuklarla oynuyoruz ve çocukların üzerinden de oyuncaklar çıkıyor. Çok güzel. Daha fazla arkadaşımız olmadan. Oh. Neyse kaçalım. Aa, Officer Bar Brady. Bat Brady. O zaman. Do you smell cinnamon? Aa, arkadaş bulduk. Bu arada Kirk açıldı bir tane. Where are your parents? Al o zaman. Was that you? Hemen Perk save'imize bakalım ve 3 arkadaş daha edindik. Toplamda 7 arkadaşımız oldu. Böylelikle bir perk'imiz açıldı. Bakalım. En mantıklısı buna vermek. Bir sonraki perk için de 5 level, 5 arkadaş daha ihtiyacımız var. Ha, bu arada bir haritaya bakalım. Gitmemiz gereken nokta Token'ın evi. Ona da şöyle gidiyormuşuz. Tamam. Yine bir çanta var ama. Buradan gidiyoruz herhalde. Aynen öyle. Şurada da bir şeyler var. Burada da bir çanta var. Ama buraya nasıl çıkacağım konusunda hiç fikrim yok. Böyle, böyle vurmuşuz. Ve şuraya deneyelim. Vuramıyoruz. Banka. Bakalım. Bankada neler göreceğiz. Hiçbir şey yok. En
azından işe yarayacak. Burada bir şey olabilir mi gibi geliyor. Yani. Oh. Oh. Good to see you too, Butters. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stocks. It's gone. Evet, 20 dolarımızı adeta çarçur ettik. Bankaya para yatırmak istedim ama bu yine South Park'ın bölümünde yer alan bir şeydi. Stan parasını bankaya yatırmak istiyordu. Ancak yine bu Vezadar arkadaşımız çeşitli yöntemler kullanarak Stan'ın parasını yok etmişti adeta, yutmuştu. Aynı şey bizim paramızda da oldu. Bir daha para yatırmıyoruz. Kesinlikle South Park'ta bankaya para yatırmayın. Burada da bir çocuk var. Millie'ler bu çocuk. Ardından Crest'le şarkı yapalım. Buraları sonra mı incelesek? Aynen, sonra inceleyelim. Şu anlık görevlere yoğunlaşalım. Buradan gidebiliyoruz. Yine bir fast travel noktası ve bir çanta daha. Yine her şeyi aldık. Token'ların evi. Bildiğiniz üzere Token bir zenci ve South Park'ın en zengin çocuğu. Aile evlerinde bir koruma bile var. Oha. Resmen bize biber gazı sıktı. Bakalım buraları gezelim. Elfler. Savaşalım. Sizden korkan yok elfler. Direkt olarak güçlü bir saldırıyla işlerini bitirelim. Bu uğraşasım yok. Geç kaldım. Kalmamışım. Sobamız kırıldı. 7 pp'miz kaldı bu arada. Ana karakterimizin. Neyse, direkt yine yıldırım saldırısını kullanıp iki kişi artık saldıramıyoruz. O zaman diğer saldırıyı kullanalım. Hammer of Justice. Çok uçası bir saldırı oldu. Güzel deneyim. Bloke ettim. Evet, bu sefer düzgün bir şekilde başarabildim. Direkt olarak şuna saldıralım. Diğerinin 3 tane orada olsa. Sanırım erken davranmışım. Bu sefer erken davranmışlar. Saldırıyı bloke edemedim. Bu sefer ettim. Ama her harekarda 26 canım kaldı. Güzel. Snake bir Hurling Touch yapalım. Ve şunu bir yiyelim. Güzel olduk. Sanırım erken davrandım, evet. Güzel. Çok hızlı çıktı be. Ama yerle bir ettik rakibimizi. Sırada bu var. Bununla hemen. Zaten 3 canı vardı. Yine ganimetlerimizi topladım. Yine oyuncak çıktı. Neyse, tam bir şey çıkmasını bekleyemeyiz. Ne diyorsun sen be? Burası ne böyle? Pek bir şey yok gibi. Bu Cartman'ın kedisi olabilir mi? Neyse. Bir tane çaktık. Tower of Peace.
Yine bir fast travel noktası. Aha. Çin restoranı. Neyse sanırım görevden biraz uzaklaştık. Konumuza geri dönelim hemen. Görevimize. Şuna bir tane daha çakmak istiyorum ya. Hatta. Tekrar o burada. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Herhangi bir eşyamız var acaba? Bakalım. Topladığımız şeyleri sonradan kullanabiliyoruz. Ama ben saçımdan. Şuna deneyelim. Nasıl oluyormuş? Evet, güzel oldu. Çok daha güzel oldu. Evet, böyle iyi oldu. Şuna da bakmak istiyorum ama. Yok, böyle daha iyi. Neyse, bir eşyamız da yokmuş. Bir bakınalım o zaman, devam edelim. Devam edelim. Hatta başka bir yere gidelim. Eğer token'la işimizi halledemiyorsak Twig veya Craig'i kurtarırız. Daha doğrusu yanına gidip yardıma ihtiyacımız olduğunu söyleriz. Bakalım. Şu an aynen Twig ve ailesinin kahve dükkanı. Burası oraya daha yakın. Buraya bir gidelim. Oradan yürürüz. Sanırsam şurada zaten görünüyor. Ve sinemalarda Terence Sam Phillips'in filmi. Acaba bu filme girebiliyor muyuz? Bir dakika, burada bir şey yok. Şunu inceliyoruz. Evet, ağacı 3D. Vay canına. Oha, giremiyoruz. Belki şuradan girebiliriz. Evet, sağdan girdik. Bakalım içeride neler olacak. Damian. Şeytanın çocuğu. Hey, I'm watching this. Rated R for pirates. Burada ne var? Bir şey yok. And now for your feature presentation. The classic re-release of Star Wars The Empire Strikes Back. In this version, the word Wookiee is pretty blast. Hemen giyelim. İyi bağlı mı? Oha. Muhabbeti biraz da olsa kaçırdım. Coming this summer. It's the motion picture that changed America. Saving Private Ryan, the re-release, where the word Nazi has been changed to persons with political differences. Excuse you. Oha. Nasıl bir şey dönüyor böyle ya? Coming this summer, the greatest Canadian duo of all time. My God, will you be silent? Ne? Neredesin? Sanırım buraya giremiyoruz. Her harikada bizi blokluyor biri. Algor. Over here. Don't worry. I'm not here to hurt you. It's me. Algor. Burada görünmez gibi çalı. You know, Algor, I'm super important. All right, look. Bize ne söyleyecek? I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing. Han bir pika. Ha. Yes. The yarı insan, yarı domuz, yarı take these and place them in the location specified on the map. Yanlış duymadınız. And now I'm going to make you my friend on Facebook. Yarı insan, yarı domuz, yarı ayı. Yine South Park'ın klasikleşmiş bölümlerinden birinde ortaya çıkan bir yaratık. Onu bulmamızla ilgili bir görev var. I hear Citywalk serving Mongolian food now. Burada da bir çöp okuman var ama
Nasıl elde edeceğiz onu? Ah pardon. Sanırım ilerleyen zamanlarda bir şekilde bir şeyler olacak. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Twig? Twig? Have you picked up bakalım. The fresh local ingredients? Twig her zamanki gibi, paranoyak. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Hello there. If you're looking for Twig, he's in the back room, unattended. Unattended. Annesi geçelim burada şimdi. Known only to the wild horses that grazed. Would you like to try some coffee? Hayır. It's fresh, like a sun dapple. Twig'in annesi. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused. Yeah, you should take some mud. Burada bir şey, evet, kırılıyormuş. Bir Teresan Philips çantası daha. Pek bir şey yok içinde. Burada da bir şey yokmuş. Twig'in yanına gidelim annesi. Twig'e bekliyoruz verdik. Her zamanki paranoyak Twig. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You get the message, they'll evet. Give you the delivery. Görevimiz Twig'in bize verdiği mektupla değişti. Kenny'nin evine gidip bu mektubu kendilere bırakmamız gerekiyormuş. Bakalım, şuraları biraz araştırmaya devam edelim. Burada bir kutu var. Kutu kilitli ama. Her neyse, ilerleyen zamanlarda muhtemelen bir anahtar buluruz. Twig'in kahve bağımlılığı oyuna da yansımış. Ha, bir dakika. Algor halen orada. Bir saniye bakalım. Kendinin evi buradaymış. Oraya en yakın travel noktası nerede? Pek de yok gibi aslında. Şuradan şöyle gidebilir miyiz? Sanırım gidemeyiz. Geri dönüp bayağı bir dolaşacağız. Her neyse, çare yok. Mecburen de yapacağız. Koşa koşa gidelim. Bu arada yürüme efektleri de adeta South Park'ın çizgi filmindeki gibi olmuş. You're a douche. You have to prove your maturity to see this movie, and you can't because you're not a sufficient age. Ki bunu ben ayrıca çok beğendim yani. Adeta South Park'ın yeni bölümündeymiş hissine kapılıyorum şu an oynarken. Aa, bu arada bir loading ekranıyla karşılaştık. Hah, çocukların sürekli oyun oynadığı basketbol oynadığı park. Giremiyoruz. Aa, bu otomatta da çeşitli potionlar var. Annette şu an bir şeye ihtiyacımız yok. There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it. Did you shit your pants? Yeah. Bir saniye. Gross. Sanırım ana kutucuklarından biri. Come play hide and seek. Aa, saklanmaç. Saklanmaç olan çocukları bulmamız gerekiyor. Çok güzel ya. Aa, Ark değil mi bu? Kralın kardeşi. Bakalım. sanırsam burada One Piece animesine bir gönderme var. Güzel olmuş. Eğer düşündüğüm gibi Kral'ın göndermesi, Kral diyorum, Ark'ın göndermesi Luffy'ye ise ve One Piece'e ise çok güzel. Bu arada şurada papağan bile var, evet. Bir çanta daha. Bunu da bir giyelim. Adeta bir... yanlış yaptık. Gözlüğü çıkaralım. Evet. Güzel oldu. Korkutucu bir havamız oldu. Direkt olarak savaşa girdik. Oo, portanlarla kapışıyoruz. Ah!
saldırılı üstlüğü başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Güzel oldu. Şimdi de Butters'la Hammer of Storm saldırısını uygulayıp güzel bir hasar verebilirsem ki verdim. Yani bakalım nasıl bir saldırı yapacaklar. Oo, çok hızlı. Çok da güçsüzler be, anaokul çocukları. Bir tanesi işte. Diğeri de gitti, sonuncusu kaldı. Muhtemelen bu saldırıyı bloke ettiğimde, aa, olmadı. Neyse, okla öldürelim. Erken davrandım az önce. Ama olsun, önemli değil. Bu kim? Frost. Karakteri hatırlamıyorum. Ha, neyse. How did your ass learn such incredible magic so easily? Evet. Sen... Aa, çubuk mu? Bir saniye. Tüketimden kaçmaz. Furry cat. Bu arada oyunda 30 tane Chipokuman bulunuyor. Bu 30'unu topladığımızda sanırım bir şeyler oluyor ama hepsini topladıktan sonra hep beraber göreceğiz. Ha, neyse, kendin evine girelim. Kendin annesi. Evet, şuraya gitmemiz gerekiyor. South Park'ın en fakir ailesi Kenny'nin ailesi ve bu yüzden etraf böyle.